Herkese merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Sağlık ve Sen videosuyla bugün sizlerleyim. Sabah kalkar kalkmaz kahvemi yaptım. Şimdi aşkına kahve içiyorum. Bunu içtikten birkaç saat sonra kahvaltıyı yapmayı tercih ediyorum. Bir süredir video koyamadım. Sizi beklettiğimin farkındayım ve gerçekten bunun için üzgünüm. Ancak çalışmaya başlamıştım. Yoğun ve yorucu bir çalışma temposu içerisindeydim. Hani değil video çekmek, çektiğim videoları bile editleyecek zamanım yoktu. Hadi onları da geçtim. Eve girer girmez kapıdan içeri kendimi atıp direkt karşı koltukta böyle uyuklayıp baygın bir şekilde hemen uyuyakalıp sabah yine koştur koştur işe gitmekle geçen bir süreçti. Bu süreç içerisinde hiçbir şeyle ilgilenemedim. Sonra baktım hayat geçiyor. Hiçbir şeyle ilgilenemiyorum. Hiçbir şeye yetişemiyorum ve geçen giden yön de çok da böyle umut vadeli iş açığı bir yol değil. O yüzden işten ayrıldım. Şu an tüm benliğimle tamamen buradayım. Sağlıklı beslenmemle ilgili değişen hiçbir şey olmadı. Yine aynı şekilde beslenmeye devam ediyorum. Kilom aynı. Onunla ilgili bir değişiklik yok. Düşünüyorum bu süre içerisinde başka neler oldu diye. Şeye başladım. Bu beni hem çok heyecanlandırır hem de kendime yapacağım iyi bir yatırım olduğunu düşündüğüm için de beslenme koçluğu programına başladım. Sağlıklı beslenme videolarında uzun zamandır işte motivasyon konusunda size yardımcı olma, kendi deneyimlerimi, yaşadıklarımı paylaşma, daha iyi nasıl yapabiliriz ya da yeni öğrendiğim şeylere size aktarmayla ilgili yaptığım şeyler zaten bir yerde koçluk olarak bu iş tanımı dahilinde olan bir şeymiş. Farkında olmadan zaten ben bunu yapıyormuşum. Şimdi bunun tam bir eğitimini alıp daha böyle onaylı ve sertifikalı bir şekilde kendimi biraz daha geliştirerek devam etmek istiyorum. Çünkü sadece şu an için edindiğim, öğrendiğim şeylerle kısıtlı kalarak değil de daha farklı ve daha iyi şeyleri öğrenmekle de bu dönemi geçiriyorum diyebilirim. Hatta bugün evde olacağım. Dersin bir kısmına da sizleri de dahil ederim. Kahvem de bitmek üzere. Gidelim kahvaltı hazırlayalım. Canım bayağıdır menemen istiyor. Artık domatesler de süper tam zamanında, doğal domates zamanı çıkmışken böyle güzel domatesli, biberli, hafif acılı bir menemen yapalım istiyorum. Ben menemende yumurtanın beyazını kullanmıyorum. Sadece sarısını kullanıyorum. Daha kıvamlı ve güzel oluyor. Hani yumurtanın hem sarısını hem de beyazını aslında birlikte yemek lazım ama menemen için, ama bu durum sadece sarısını yemeye yönelik oluyor benim için. Her günde zaten böyle sarısını beyazını ayırarak yemiyorum. Genelde hep bütün yediğim için de sadece menemen için sarısını yiyorum diyebilirim. Ay ne kadar hep sarı ve beyaz üzerine konuştum şu an ama özlemişim. Video çekmeyi ve bu şekilde konuşmayı özlüyorum. Bakmayın, evet ara veriyorum. Ne bileyim işte bir şeyler paylaşmadan, kendi hayatım koşturmacası ve ilgilendiğim diğer şeyler arasında buraları boşluyorum ama şu kamerayı açıp sizinle şu şekilde konuşmaya başladığım an sadece içimden geldiği gibi konuşup sizinle böyle her şeyi paylaşmak istiyorum. O yüzden de fazla uzatmadan şimdi kahvaltıya gidelim. Sonrasında zaten ders çalışmaya gideceğim. Oralarda da bir yerlerde de görüşürüz. Hadi o zaman menemen yapmaya gidelim. Çalışmaya başlamadan önce şu masanın üzerini biraz düzenleyelim, temizleyelim. Ne herkese kendim sandım, ya da bulamam ya da ben de bulamam, bana kendini ver git. Ders ekranını açtım. Bugün beslenme psikolojisiyle devam ediyorum. Yaklaşık bir 3 saat kadar falan programdaydım. Yeter. Bugünlük yeter. Şimdi havuza gideceğim. Mayomu giydim. Üzerime de şöyle hemen bir elbise geçirip havuza gideyim. Genelde sabah erken saatlerde gitmeyi tercih ediyorum. Bu saatlere pek kalmıyorum ama şimdi boşsa biraz böyle ıslanıp hafif yüzüp biraz bir güneşlenirim. Şimdi bir kalabalık olduğunu söyleyeyim. Kitabımı aldım yanıma. Kitap okudum. Akşam yemeği için aklımda güzel bir menü var. Onu da birlikte yaparız.
car 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 susmuyor. Akşam 7'ye 8'e kadar sürekli car 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 oturmuyor. Koruyucu falan kullanmıyorum, sürmedim. Zaten genel olarak güneşlenmeyi sevmeyen biriyim. Beyaz tenli kalmayı tercih ediyorum. Yazları zaten genelde gölgede kalarak geçiriyorum. Güneşlenmeyi de pek sevmiyorum. Bronzlaşmayı da sevmiyorum. Bakmayın, havuzu da sevmiyorum ama hem biraz spor olsun hem de biraz hareket olması için arada gidiyorum böyle. Kalabalık değil. Bir kişi var herhalde. İyi, kalabalık değil diyeceğim. Çocuk sesleri mi geliyor oradan? Girelim bakalım. Ay yok yok, bu saatte havuza girilmez. Şöyle birkaç sayfa kitap okudum, kaçıyorum. Şöyle ayağımın ucuyla baktım, su ısınmış. Sonrasında böyle birkaç çocuk daha geldi. Hem bu pandemi işlerinden dolayı da biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Zaten havuz da tek başına normalde de riskli. Buradan hiç girmedim valla. Sabah erken saatte gitmek lazım. Havuza girmesem de en azından havuz havası aldım. Bu da duşa girmek için oldukça mantıklı bir neden. Seri seri bir duşa gireyim, saat 6'ya geliyor. Sonrasında akşam yemeği hazırlığında buluşuyoruz. Yaklaşık bir haftadır bulaşık makinem yok ve bulaşık makinesi ne kadar büyük bir nimetmiş. Evde yıkadığım bulaşıklar arkada böyle tüm tezgah boyunca sıralanıyor. Makine kullanımına alıştıktan sonra onsuz yaşamak biraz daha zor geliyor. Bu akşam sağlıklı menü olarak neler yapacağız? Zeytinyağlı olarak nohutlu, vişneli, semizotu yapacağım. Semizotuyla ilgili daha önceki videolarımda yetiştiricilik değil de doğal olanı tercih ettiğimden bahsetmiştim ve onun lezzeti, aroması çok daha güzel oluyor. Geçen pazara gittiğimde de hazır bulmuşken semizotu aldım. Bugün menüde nohut ve vişneyle birlikte pişireceğim. Genelde nohutlu semizotu zeytinyağlı olarak yapılan bir yemek. Ona hafif bir dokunuş yapmak ve lezzetini bir üst seviyeye taşımak adına içerisine vişneyi de ekleyeceğim. Daha önce tarifin bu versiyonunu denemedim. Şimdi ilk defa deneyeceğim ve şöyle bir düşününce aslında tatların birlikte uyumlu olabileceğini ve ortaya hem görsel hem de lezzet anlamında güzel bir sonuç çıkacağını düşünüyorum. Ana yemek olarak da karnıyarık yapacağım. Patlıcanların da artık yaz itibariyle tam zamanı, en güzel dönemleri, kıymalı güzel sosla birlikte bir fırında karnıyarık yapacağız ve yanına yeşil mercimekli bulgur pilavı olacak. Bu tarz mercimekli bulgur pilavlarına baharat olarak reyhanı çok yakıştırıyorum. O yüzden olmazsa olmaz reyhanı da pilava ekliyor olacağım. Saat şu an 6.30'a geliyor. En geç 7.30'da akşam yemeği faslını kapatmak istiyorum. O yüzden şimdi hemen hızlıca yemeklerimizi hazırlamaya başlayalım.
yaptığım en hızlı yemek olabilir. 7,5 gün önce yetiştirmek için son hızımla yaptım ve tamamladım. Yemeğimi de yedim ve tabii ki hızlı yedim. Şu yavaş yeme işini bir türlü yapamıyorum. Hep böyle teoride kalıyor. Pratikte uygulamak çok zor oluyor. Yanıma su şişemi de aldım. Günün artık tamamlanması gereken su miktarını tamamlama, günün tekrarını yapma ve sonra da yatma kısmına geçmiş bulunuyorum. Vişneli semizotu çok güzel oldu. Zaten nohut semizotu yakışıyor ama o tadı işte biraz daha böyle taşımak, daha böyle farklı kılmak için vişne de son dokunuş olarak muhteşem oldu. Çok yakışırlar birbirlerine. Özellikle zeytinyağlar bir gün sonra böyle kendini çekip dinlendikten sonra daha da lezzetli olacak. Yarın özellikle tüm gün kalanı yiyeceğim. Mutlaka deneyin çünkü ben vişneyi çok beğeniyorum ama meyve olarak tek başına yiyemiyorum. Ekşi geliyor. Genelde işte biliyorsunuz kahvaltılarda meyveleri tüketiyorum ama kahvaltıda işte böyle vişneyi, bu tarz ekşi şeyleri tüketmeyi pek sevmiyorum. O yüzden de vişne gibi meyveleri yemeklere, salatalara daha farklı şekillerde dahil edip o lezzeti de almak istiyorum. Eğer seviyorsanız, aranızdaysa vişneye de, bu tarifi de mutlaka denemenizi öneriyorum. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki video yine sağlıklı beslenme olacak ama bir de şey de yapacağım. Pipet aldım geçen gün marketten. Bir de böyle küçük plastik dokulardan aldım. Afro saç yapmak istiyorum. Birkaç kere böyle YouTube videolarını da izledim. Kızlar böyle saçlarını pipetlere sarıp sarıp ince ince bir gece bekletip sonrasında böyle çılgın afro saçlara kavuşuyorlar. Onu da denemek istiyorum. Bir sonraki videoda hem sağlıklı beslenmeli hem de afro saçla bir şeyler yapmak niyetindeyim. Orada da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın.